Kardeş katliamı, savaşları ve devasa hamam kompleksinin inşasıyla tanınan Caracalla, tartışmalı bir Romalı figür olmaya devam ediyor. Milattan sonra 211 yılından 217 yılına kadar imparatorluk, daha önce Lucius Septimius Bassianus olan Marcus Aurelius Antoninus tarafından yönetildi. Kendisinden önceki Gaius Caligula gibi Caracalla'da tarihi gelenekte kötü şöhretli bir konuma yükselmiştir. Caracalla imparator olmak için doğmadı. Milattan sonra 188 yılında Güney Galya'daki günümüzde Lyon kenti olarak bilinen Lugdunum şehrinde doğdu. Babası Septimius Severus liman kenti Leptis Magna'dan, yani günümüz modern Libya'sından, annesi Julia Domna ise Suriye'nin Emesa kentindeki sözde tanrı Elagabalus'un aristokrat rahiplerinin ailesindendi. Milattan sonra 193 yılında imparatorluk kargaşa içindeydi. Komodus suikasti söz konusu imparatorluk mirası meselesini gündeme getirdi ve Panonya'dan lejyonlar tarafından desteklenen Severus da dahil olmak üzere imparatorluğun dört bir yanında rakip komutanlar belirdi. Ardından gelen iç savaşlar serisindeki nihai zaferi Severus'un Roma İmparatoru olarak konumunu güvence altına almasına yol açtı. Caracalla, Septimius Severus ve Julia Domna'nın evliliğinin tek çocuğu değildi. Küçük kardeşi Geta sadece bir yıl sonra 189 yılında doğmuştu. Caracalla ergenlik dönemlerinin çoğunda büyük çocuk olmasına rağmen Severus her ikisini de varisleri olarak yetiştirmeye çalıştı. Hatta milattan sonra 209 yılında Geta'yı Augustus olarak adlandırdı. Bu da 3 Severus erkeğinin de artık etkin bir şekilde aynı statüye sahip olduğu anlamına geliyordu. Severus milattan sonra 211 yılında Eboracum'da, günümüz York şehrinde öldüğünde Caracalla ve Geta eş imparator olarak babalarının yerini alacaktı. Başlangıçtaki olaylar tipik bir kardeşlik rekabetiydi ve Caracalla'nın Geta'ya karşı bir araba yarışında bacağını kötü bir şekilde yaraladığı söyleniyordu. Bununla birlikte babalarının ölümü ilişkilerindeki çöküşü hızlandırdı ve her bir ortak imparatorun etrafında taraftarlar büyüdü. Daha sonraki tarihçiler Bitinya'daki Kalkedon'dan Geta tarafından yönetilen Doğu ile Roma'da Caracalla tarafından yönetilen Batı arasındaki imparatorluğun parçalanmasına yol açacağını hayal edecek kadar ileri gideceklerdi. Kardeşleri sadece Julia Domna'nın gözü yaşlı müdahalesi yatıştırabildi. Yine de durumun savunulamaz olduğu ve Caracalla'nın kardeşinin cinayetini uydurduğu açıktı. Kardeş katliamı anlatıları Roma tarihinin kayıtlarında elbette yeni bir şey değildi. Ancak Geta'nın öldürülmesi vahşeti nedeniyle hala şok ediciydi. Geta'nın her yerdeki destekçileri tasfiye edilirken yıkıcı bir kaos dönemi başladı. İmparatorluğun her tarafında genç adamı tasvir eden her şey yıkılıp tahrip edildi. Belki de en acımasız olanı Caracalla'nın oğlunun ölümü için annesini yas tutmasını yasakladığı bile söylenmektedir. Caracalla'nın hayatına diğerlerinden daha üstün bir kadın hakimdir. Bu kadın annesi Julia Domna'dır. Eski imparatorun karısı ve yeni imparatorun annesi olarak Caracalla'nın tek imparator olarak hükümdarlığı sırasında neredeyse 10 yıl boyunca madeni para ve yazıtlar dahil olmak üzere çeşitli çalışmalarla imparatorluk çevresinde öne çıkmıştı. İmparatorluğun insanlarına değer veren çeşitli roller üstlendi. Julia Domna, Senato'nun, orduların ve imparatorluğun annesiydi. Severus'un saltanatının çoğunda da zevk aldığı bu temsil şöhretinin yanı sıra Julia, Caracalla'nın hükümdarlığı sırasında
imparatorluk yönetiminin çeşitli yönlerine giderek daha fazla dahil oldu. Julia Domna, Caracalla'nın hayatındaki tek kadın değildi. M.Ö. 202 yılında Fulvia Platilia ile evlendi. Platilia, Septimius Severus'un yakın arkadaşı olan Platinianus'un kızıydı. Bu evlilik mutlu bir evlilik değildi. Savaş hem gençliğinde hem de babasıyla birlikte imparator olarak ve daha sonra tek hükümdar olarak Caracalla'nın hükümdarlığı boyunca yenilenen bir konuydu. O her halükarda gençliğinden beri kavgacıydı ve muazzam miktarda parayı savurduğu askerlerle birlikte olmaktan zevk alıyordu. İlk savaş deneyimi Roma Forumu'ndaki devasa Septimius Severus kemerinde anılan babasının Pars seferine eşlik ettiği 2. yüzyılın son yıllarında geldi. Caracalla babasının hayatının son yıllarında da Severus'a Britanya'daki seferlerinde eşlik etti. Savaş, Caracalla'nın tek imparator olarak saltanatının merkezi bir özelliği olarak kaldı. Geta cinayetinin ardından imparator, M.Ö. 213 yılında imparatorluk başkentini terk etti ve imparatorluk turuna başladı. İlk durağı Cermen sınırıydı. Burada imparatorluk sınırlarını aşan Alemanni kabilelerine boyun eğdirdi. Germanicus Maximus unvanını alan Caracalla doğuya gitti. 214 veya 215 kışını Nikomedia'da geçirerek doğuya devam ederek ertesi yıl İskenderiye'ye ulaştı. 216 yılının baharında İskenderiye'deki kan döküldükten sonra Caracalla bir kez daha doğuya doğru yola çıktı. Teşebbüs edilen bir Part seferi saltanatının son hamlesi olacaktı. Partya kendi monarşik ardıllık sorunu yüzünden sarsılmaktaydı ve Caracalla bunu doğuda Roma nüfuzunu genişletmek için bir fırsat olarak görmüştü. Caracalla, imparatorluğun alışılmadık özelliklerinden biri olarak Büyük İskender ve Aş ile olan aşikar bir takıntıya sahipti. Caracalla'nın Makedonya kralına dönüşmesi doğuya yaptığı yolculukta gerçekleşti. İmparator M.Ö. 213 yılında Roma'yı asla geri dönmeyecek şekilde terk etse de Caracalla'nın yaptığı gibi çok az Roma imparatorunun şehrin maddi dokusu üzerinde bu kadar kalıcı bir izlenim bıraktığı söylenebilir. İmparatorluk başkentinin güneydoğusunda Via Appia'nın başlangıcına yakın inşa edilen Caracalla kaplıcaları anıtsal bir hamam kompleksidir. M.Ö. 211 veya 212 civarında başladı. Ancak M.Ö. 216 yılına kadar tamamlanmadı. O zamanlar Roma İmparatorluğu'nun en büyük hamam kompleksiydi. Oppian tepesindeki Trajan hamamları tarafından sunulan mimari modelden yararlandılar. Belki de Caracalla'nın saltanatının en kalıcı mirası, ne sarayları, ne saldırganlığı, ne de bir kardeş katliamı olarak ünündeki leke değildi. Yayınladığı ünlü ferman gerçek bir mirastı. Bu mirasın cümlesi şu şekildeydi: Roma dünyasındaki tüm insanlar İmparator Antoninus Caracalla'nın bir fermanıyla Roma vatandaşı yapıldı. M.Ö. 11 Temmuz 212 tarihinde yayınlanan Costitio Antoninio olarak bilinen bu ferman Roma İmparatorluğunu değiştirdi. Roma İmparatorluğundaki tüm özgür erkeklere Roma vatandaşlığı verildiğini, tüm özgür kadınlara ise Romalı meslektaşlarıyla aynı statü verildiğini ilan etti. Caracalla'nın askerlerin sadakatini sağlamak için harcadığı para sonuçta bitecekti. M.Ö. 217 yılının baharında Caracalla, Karhae'deki Ay Tapınağı'na gidiyordu. İmparator tuvalet ihtiyacını gidermek için yolun kenarında durdu. Kendini rahatlatmak için
muhafızlarından uzaklaşırken imparatora bir şey söylemek istediğini söyleyen Julius Martialis adlı bir asker ona yaklaştı. İmparatoru şaşırtarak Martialis imparatorun sırtına bir hançer saplayarak Caracalla'yı öldürdü. Yarı giyinik ve habersiz, saltanatının önceki yıllarını kahramanlık ve askeri seferler ilan ederek geçiren bir imparator için alçakça bir sondu. Martialis kaçamadı. Kaçmaya çalışırken Roma İmparatoru'nun muhafızları tarafından yakalanarak kafası kesildi. Roma ordusu Caracalla'nın daha önceki ihanetinin intikamını almak isteyen Artabanus'un güçleriyle çevrili Part topraklarının derinliklerinde bulunuyordu. İmparatorluk makamı Caracalla'dan Macrinus'a geçti. Bu durum Roma İmparatorluk siyasetinin sosyal hiyerarşisinde şok edici bir karışıklıktı ve itibarını yükseltmeye yardımcı olmak için Macrinus madeni parasında kanıtlandığı gibi Severus adını alarak kendisini hızla Severus hanedanının bir üyesi olarak konumlandırdı. Macrinus'un hükümdarlığı kısa sürecek ve yerine Elagabalus geçecekti. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.